Günaydın, mutlu sabahlar. Haftanın ikinci iş ve işlem gününde ilk sözle karşınızdayız. Zeynep Erataman yerine ben Reyhan Baystan yine sizlere eşlik edeceğim. Ve tabii önümüzde gündem nasıl? Önce haber başlıkları diyelim. Ekonomi Koordinasyon Kurulu kripto varlık düzenleme taslağı da olmak üzere bir dizi gündemi değerlendirmek üzere bir araya geldi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada kripto varlık tasarısının önümüzdeki dönemde yasalaşacağı belirtildi. Bu arada Bloomberg'in haberine göre yeni düzenleme ile kripto varlık alım satım platformları Türkiye'de lisans alıp şirket kurmadan ofis açamayacak ve kripto gelirleri diğer finansal araçlar gibi vergilendirilecek. Türkiye'de tarımsal girdi enflasyonu 50 aydır aralıksız bir şekilde yükseliyor. Tarımsal girdi fiyat endeksi Kasım ayında yıllık %38,8, aylık ise %1,44 artış kaydetti. Endeksteki yükseliş 12 aylık ortalamalara göre de %46,9 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Aralık 2023 dönemine ilişkin yurt dışı üretici fiyatları endeksi verilerini yayımladı. Buna göre yurt dışı üfe Aralık'ta bir önceki aya göre %2,28, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %58,4 yükseldi. 12 aylık ortalamalara göre yükseliş 50,9 olarak gerçekleşti. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın birinci başkan yardımcısı Jürgen Richtering, Bloomberg HT'nin sorularını yanıtladı. Jürgen Richtering, tam rakam vermemekle birlikte 2023 yılında Türkiye'ye yatırım seviyemiz 2,5 milyar euroyu aştı, 2024 yılında ise aynı düzeyde yatırımların devam etmesini bekliyoruz dedi. Oxfam, İngiliz Yardım Kuruluşu Oxfam, Dünya Ekonomik Forumu yıllık toplantılarında eşitsizlik konulu raporunu yayımladı. Rapora göre 2020 sonrasında yaşanan küresel salgın, savaş, hayat pahalılığı ve iklim değişimi gibi krizler, zenginlerle yoksulluk içinde yaşayanlar arasındaki uçurumu daha da genişletti. Raporda milyarderlerin 2020 sonrası 3,3 trilyon dolar zenginleştiği ve servetlerinin enflasyon oranının 3 katı hızla arttığı belirtildi. Evet, öne çıkan haber başlıklarını paylaştıktan sonra hemen piyasalardaki gelişmelere bakalım. Önce borsa dün nasıl kapattı günü ona bakarsak biraz böyle yatay bir başlangıç yaptıktan sonra gün sonunda %0,17'lik yükselişte 8010 puandan kapanış gerçekleşti. Bir önceki kapanışa göre 13,44 puanlık bir artış vardı ve toplam işlem hacmi de 76,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksinde %1,15'lik değer kaybı vardı. En fazla değer kaybeden sektörler arasında yer aldı bankacılık tarafı. Holding endeksinde ise daha sınırlı bir geri çekilme vardı. 10.000'de 6'lık bir değer kaybı olduğunu gözlemledik. Sektör endeksler arasında en çok kazandıran %3,62 ile sigorta, en çok gerileyen ise %1,19 ile spor oldu. Para piyasalarına şöyle bir baktığımız zaman dolar TL tarafında 30,26 seviyelerini görüyoruz. Geçtiğimiz hafta tarihi zirve 30,33 seviyesiydi dolar TL'ye baktığımız zaman. Euro TL tarafında 32,99 gözlemlenirken sterlin dolar 1,27'nin üzerinde tutunmaya devam ediyor. Dolar endeksinde ise 10.000'de 6'lık sınırlı bir geri çekilme var ve 103 seviyelerinin üzerini görmeye devam ediyoruz. Bu hafta bir taraftan ABD'den tabii ki bilançoları takip ederken bir yandan da önemli veriler gelecek. ABD büyüme rakamlarını alacağız Perşembe günü. Cuma günü de Fed'in çok yakından takip ettiği bir veri olan kişisel tüketim harcamalar verisi izlenecek. Euro dolar paritesi ise 1.0893 seviyelerinde olmaya devam ediyor ve burada biraz daha aslında yön arayışının zayıf olduğuna dair uzmanlardan gelen açıklamalar var. Ama şöyle bir beklenti var tabii ki piyasalarda, Fed'in Mart ayı itibariyle bir faiz indirimine gitmeyeceği konusu daha fazla kabul görmeye başladı gibi duruyor. O yüzden de burada euro dolar paritesinde daha biz yatay hareketleri görüyoruz. Eğer bir hareket olursa da genelde aslında daha çok dolar lehine olan hareketleri görüyorduk. Ama cuma günü itibariyle biraz daha burada dolar endeksi de yatay da olsa yönünü aşağı döndü.
Peki diğer gelişmeler nasıl? Şöyle bir piyasalarla devam edelim. Avrupa borsalarındaki kapanışa bakarsak karışık bir seyirle kapandığını görüyoruz. İtalya tarafında bir geri çekilme hakimdi. Diğer endekslerde ise daha fazla yukarı yönlü hareketler oldu. Euro bölgesinde Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını takip edeceğiz. En son Davos'ta konuşan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde yaz itibariyle faiz indirimlerine başlayabiliriz demişti. Tabii şu anda hangi Merkez Bankası önce faiz indirimlerine gidecek? Fed mi? Avrupa Merkez Bankası mı? İşte bunları yakından takip ettiğimiz bu süreçte Avrupa borsalarında da dün nispeten iyimser bir hava esti. Peki devam edelim diğer borsalara. Şöyle bir baktığımız zaman ABD borsalarındaki kapanışta dün yeniden rekorların tazelendiğini görmek mümkündü aslında. Vadeli işlemler şu an itibariyle Dow Jones'ta sınırlı bir geri çekilmeyle açılış gösteriyor ama Dow Jones dün yeniden 38 bin puanın üzerine gelerek bir rekorunu tazelemiş oldu. Ve orada Dow'da en fazla değer kazanan hisselere şöyle bir baktığımız zaman Travelers şu an itibariyle %12 artıda ve 2024'te en fazla kazanan endeks arasında yer alıyor. Dow endeksine baktığımız zaman Merck ikinci sırada %10 kazançla. Ancak en kötü performansı ise son dönemde hatırlayacaksınız uçakla ilgili, uçaklarıyla ilgili bazı sıkıntılar yaşayan Boeing yaşıyor ve şu ana kadar %17,5 yılbaşından bu yana 17,5 aşağıda Dow'da işlem gören Boeing hisseleri ve bir taraftan Nike'ın da %7,4 aşağıda olduğunu söyleyebiliriz. Vadeli işlemlerde yine bu arada S&P 500 tarafında da yeni bir rekorun tazelendiğini gördük dün itibariyle ama Nasdaq'ta ve S&P 500'de iyimser bir açılış beklentisi var. Bakalım ilerleyen dakikalarda neler olacak gün boyu takip edeceğiz. Ve ABD tahvillerine baktığımız zaman dün bir miktar giriş olduğunu görmek mümkün oldu tahvil piyasasında. Orada tahvil faizlerinin sınırlı da olsa aşağı geldiğini gördük. Bu şekilde bir tablo var. Şu an itibariyle 2 yıllık tahvil faizi %4,38 seviyesinde. 10 yıllıkta ise %4,08'i görmek mümkün oluyor. 2024 başında aslında hızlı bir şekilde birkaç gün içerisinde %3,87'lerden 10 yıllık tahvil faizi %4'ün üzerine gelmişti. Burada tabii Fed beklentileri etkili oluyor diyebiliriz. Bir yandan da şu tartışmada tabii ki sürüyor. 2 yıllık tahvil faizinin 10 yıllıktan daha yüksek olması getirirsin. Terse dönmesi yani yine çok yakından takip edilen ve resesyon olup olmayacak mı tartışmalarında ateşleyen, fitineyen bir gelişme olarak gözlemliyoruz. Geçelim şimdi Asya piyasalarına. Oradaki hareketlere şöyle bir baktığımız zaman Japonya Merkez Bankası'nın Bojun faiz kararı vardı ve bir şekilde değişikliğe gidilmedi. Eksi %0,1 seviyesinde faiz oranları sabit bırakıldı. Az sonra dış basında bu konuyla ilgili biraz daha fazla detay paylaşacağız ama enflasyon beklentilerini gelecek yıla ilişkin olarak aşağı revize etti borç ama zaten deprem sonrasında 1 Ocak'ta hatırlayacaksınız 7,6 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı. Onun sonrasında zaten çok fazla bir politika değişikliği beklenmiyordu. Yani beklentiler dahilinde borç faiz oranlarını sabit bıraktı. Şu an itibariyle Şangay tarafına baktığımız zaman %0,35'lik bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. Dün Hong Kong'da sert satışlar vardı. Bugün ise %2,5 civarında yukarıda hareketler dikkatleri çekiyor. Güney Kore tarafında da biraz daha sınırlı yukarı yönlü hareketler görmek mümkün oluyor. Devam edelim. Emtia piyasalarına bakalım. Spot altın şu an itibariyle 2027 dolar seviyelerinde ve orada gelecek olan veriler biraz altına yön verebilir. Gram altın 1972 liradan el değiştirdi. Gümüş tarafında 22 doların üzerindeyiz. Ve Brent petrole şöyle bir baktığımız zaman biraz orada tabii ki arza ilişkin, küresel arza ilişkin sıkıntılar petrol fiyatlarını yukarı taşımıştı. Ukrayna, Rusya'nın Novatek isimli bir terminalinde bir drone saldırısı gerçekleştirdi. Bir taraftan İran destekli Hutilere karşı Yemen'de ABD'nin hava operasyonları devam ediyor. Ve bir de tabii ki petrolde takip ettiğimiz ve belki de işte bu arz endişelerine karşı bir miktar bir rahatlama getiren gelişme Libya'nın Şarara'daki o üretimini tekrar başlatması ve günlük bazda 270 bin varillik bir üretimi tekrar başlatması ki bir OPEC üyesi olarak böyle bir adımın atılması da tabii ki önemli. Piyasalarda bakalım nasıl gelişmeler olacak yakından takip ediyoruz.
Ve geçelim kripto paralara. Bitcoin'de 40 bin doların üzerindeyiz şu an itibariyle ama aslında daha erken saatlerde 39 bin dolar test edildi. Ve burada biraz FTX'in satmış olduğu Bitcoin'ler yakından takip ediliyor. ETF'lerin onayından sonra aslında kripto paralarda direkt olarak bir canlanma gözlemlemiştik. Ama ondan sonrasında aşağı gelen hareketler var. 40 bin doların üzerinde kalıcılık sağlayabilecek mi? Ve buradan yukarı gidebilecek mi Bitcoin? Bunu takip ediyoruz. Ve tabii ki son dönemde ETF'lerin onaylanmasıyla beraber Bitcoin'de de dominansının arttığını görmek mümkün oluyor. Ve Ethereum tarafına baktığımız zaman orada da ETF'lerin onayından sonra ciddi anlamda bir yükseliş olmuştur. Çünkü acaba Bitcoin'den sonra ETF'ler bir şekilde Ethereum içinde onaylanır mı beklentisi de oluşmuştu. Orada da 2700 dolarlardan 2300 dolarlara doğru geri çekilme yaşandığını görüyoruz. Bakalım neler olacak. Ve şimdi piyasalardaki gelişmeleri, rakamları, son rakamları paylaştıktan sonra şimdi bir söyleşi ekranlara getireceğiz. S&P Körfez Bölgesi'nin yönetici direktörü Timuçin Engin, Dubai'de gerçekleştirilen COP28'de yenilenebilir enerjide kapasitenin 2030'a kadar 3 kat artırılmasının hedeflendiğini söyledi. Ersoy Erkazancı'nın söyleşisi izleyelim. Merhabalar, bugünkü konuğum S&P Global Ratings'in Körfez Bölgesi Yönetici Direktörü Timuçin Engin. Timuçin hoş geldin. Çok teşekkür ederim Ersoy. Biliyorsun COP28 burada yapıldı, Dubai'de çok büyük ses getirdi. Ama ses getirmesinden ziyade gerçek anlamda ne olacak, sonrasında ne olacak? Siz de S&P olarak bir rapor çıkardınız. Orada göze çarpan noktalar nelerdi? Teşekkür ederim. Tabii göreceğiz önümüzdeki günlerde uygulamalar nasıl olacak ama bence COP28'in en önemli özelliklerinden bir tanesi, biliyorsun 2015 yılında Paris Anlaşması imzalandığında birçok taahhütlerde bulunduk. 2030'a dair özellikle. İlk defa biz resmi olarak bunun bir muhakemesini yaptık. COP öncesinde bunun çok detaylı bir raporu yayınlandı. Yabancılar buna Global Stocktake diyorlar. Evet. Taahhütlerimiz neydi? Biz bunların kaçta kaçını gerçekleştirdik? Objektiflerimize ne kadar yakınız ve uzağız? Tabii bunun sonucu çok da sürpriz değil. 2030 hedeflerinin gerisinde gözüküyoruz halihazırdaki trajeksiyona bakınca. Bu rapor COP sürecinde müzakereler boyunca kullanıldı. Tabii o COP28'in tonunu da belirledi. COP sonuçlarına baktığımızda hani emisyon düşüşlerini hızlandırmak için başka ne yapabiliriz? Mali kaynakları belli noktalara aktarmak için ne yapabiliriz? Bunlarla ilgili birçok madde var. Evet. Ben belki ikisi hakkında konuşayım. Bence ilginç bir taraf enerji tarafı. Orada iki gelişme yaşandı. İlk defa fosil yakıtlarından uzaklaşalım temasıyla ilgili maddeleri biz bu COP metninde gördük. Orada tabii bazı piyasa partisipanları bunu çok olumlu bir gelişme olarak görüyor ama bazıları da hani oradaki dilin biraz muallakta kaldığını, uygulamanın nasıl olacağını görmemiz gerektiğini düşünüyor. İkinci gelişme de yenilenebilir enerji tarafında. Orada kapasiteyi 2030'a kadar 3 kat artırmak istiyorlar ki bu çok büyük rakamlar. Yani her sene birkaç trilyon gerektirecek yatırımlar ve bu da finansman tarafına götürüyor bizi. İkinci madde iklim finansmanı. Gelişmiş ülkelere baktığımızda çok büyük yatırımlar görüyoruz ama büyük problem gelişmekte olan ülkeler. Özellikle refah düzeyi biraz daha aşağıda olan ülkeler. Burada çok büyük yatırım ihtiyaçları var. Hem mitigasyon hem de adaptasyon finansmanı tarafında ama bunları gerçekleştirecek mali kaynak yok. COP29'a girerken bu konuda birçok beklenti vardı. Bu beklentilerden bazıları gerçekleşti. Mesela Loss and Damage Fund dediğimiz kayıp ve hasar fonu hakkında gelişme, birçok taahhütler alındı ama önümüzdeki günlerde görmek istenilen finansman kaynaklarının altında kalıyor bunlar. Bu da demek ki COP29'da da bununla ilgili bayağı çalışmalar göreceğiz. Bence bu ikisi. Evet, COP29'da belki biraz daha konuşuruz. Şimdi gelelim gerçek hayata. Hı hı. Siz bu bölgede çok aktifsiniz. Evet. Suudi Arabistan'a gidiyorsunuz, buradasınız. Özellikle bu sürdürülebilirlik konusunda, ESG konusunda, işte sürdürülebilir finans konusunda hangi başlıklar ön plana çıkıyor? Şirketler neler yapıyor? Tabii biraz da şeyi ayırabilirseniz, enerji şirketleri var, finans şirketleri var. Gözlemleriniz neler? Tabii.
Birçok madde var. Belki iki başlık altında buna bakalım. Bir tarafı işlem tarafı, yani bono tarafında ne oluyor? Finans piyasası. Bir de işlem haricinde de birçok yapısal değişim görüyoruz. Bunlardan konuşabiliriz. Bono tarafı bayağı aktif. Hem banka tarafından biraz bono piyasalarına geçmek istiyor yatırımcılar ve ihracatçılar. Hem de çok büyük yatırımlar var. Özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Yenilenebilir enerji, mesela güneş enerjisi bunlardan bir tanesi. Bunların finansmanı gerekiyor. Bu da ne demek? Bu taraftaki bono ihracı artacak. Geçen sene ilk 3 ay, ilk 9 ay neredeyse 20 milyar dolara yakın buradan bir ihraç oldu. Bunlar bayağı yüksek rakamlar. İslami finans tarafı da var bunun bölgede olduğumuzdan dolayı. Yani biz burada gelişme göreceğiz. Öbür tarafı da işlem haricinde şirketlerin başka yaptıkları şeyler. Yani son 3-4 seneye baktığında hemen hemen her büyük şirket kendi sürdürülebilirlik departmanını kuruyor. Burada amaç benim exposure'larım ne? Mesela emisyonlarım ne? Ben bunları nasıl anlarım? Ve aynı zamanda yabancılara bunları nasıl anlatırım? Onlara bir roadmap nasıl sağlarım? Bu taraftaki gelişmeler de devam edecek gibi. Özellikle borsa tarafındaki şirketlerde biz bu ESG disclosure'ları ile ilgili gelişmelerin devam edeceğini düşünüyoruz. Evet, bu söyleşinin ardından dış basında öne çıkan başlıklara şöyle bir bakalım. İlk sırada Business Insider'ın Markets Insider kısmından bir haber geliyor. JP Morgan son rekorlara rağmen S&P 500'de düşüş bekliyor başlıklı bir haber. Ve burada banka aslında bu seviyelerden alınmaması için, yani alınırken de dikkatli olunması için yatırımcılara bir uyarıda bulunuyor. Cansız ve donuk olarak niteliyor bilanço sonuçlarını şimdiye kadar gelen. Ki aslında bu arada Marco Kolonovic imzası olduğunu da unutmayalım. JP Morgan'ın biraz böyle olumsuz bakış açılı analistlerinden bir tanesi bilindiği gibi. Ve şimdiye kadar S&P 500 şirketlerinden 1/4 biri bilanço açıklamış olsa da açıklanan bilançoların kaliteleri sorgulanacak nitelikte denilmiş. Ve burada hem işte bu bilanço sonuçlarını hem de hali hazırdaki yüksek değerlemeleri öne sürerek yatırımcılara bu seviyelerde alınması için dikkatli olun uyarısında bulunuyor. Bankanın S&P 500 için hedefi 4200 puan. Bu da mevcut seviyenin %13 altında. Ve aslında bir taraftan da perakendecilerin gelecek çeyrekte kötü performans göstereceğini, çünkü tüketimin azalacağına dair beklentiler var. Ve bunun bir taraftan da hem ABD'li tüketicilerin performansından hem de Çin'deki yavaşlamadan etkileneceğini öne sürüyor. Bir diğer önemli nokta da bu makalede yer alan aslında yapay zeka şirketlerine dair geliyor. Ve bilindiği gibi orada çok ciddi bir yükseliş var. Yapay zeka ile uğraşan şirketlerde ciddi anlamda yukarı yönlü hareketler görmüştük. Ancak bu şirketlerin bilançosuna dair yüksek beklentiler varken en ufak bir hayal kırıklığı olursa bilançolarda işte o zaman sert satışlar tetiklenebilir diyor JP Morgan'ın. Bu son raporu son rekorlara rağmen S&P 500'de düşüş beklediklerine dair olan haber. Ve geçelim şimdi Nikkei gazetesine bakalım. Orada da sabah saatlerinde, bugün sabah saatlerinde Japonya Merkez Bankası Boj'un faiz kararı vardı. Beklentiler dahilinde herhangi bir faiz değişikliğine gitmedi Japonya Merkez Bankası. Ve burada atılan başlık şu şekilde: Boj enflasyondan gelen karışık sinyaller ortamında faizleri değiştirmedi diyor. Ve gelecek yıla ilişkin enflasyon beklentisi aşağı yönlü revize edildi. %2.8'den %2.4'e getirildi. Ve şöyle bir baktığımız zaman enflasyon görünümünü netleştirmek için Boş biraz daha ücret görüşmelerini takip ediyor diyor. Ve eksi %0,1 seviyesinde bıraktığı faizi, kısa vadeli faizi. Getiri eğrisi kontrolüne de bilindiği gibi zaten devam ediyor ve 1 Ocak'ta yaşanan depremin etkisiyle fiyat artışlarında yavaşlama olduğuna da dikkat çekilmiş Nikkei gazetesinde ve bu durumda zaten her halükarda Boj'dan bir para politikası değişikliğine gidilmemesi öngörülüyordu deniyor.
Tabii burada yenin performansı da önemli olacak ki makalenin sonuna geldiğimiz zaman eski bir borç yöneticisinden bir görüş alınmış ve yen değer kaybına devam ederse ve dolar karşısında 160'a giderse işte o zaman borç bunu engellemek için bir şekilde bir müdahalede bulunabilir diyor. Bunu da yakından takip ediyoruz. Ve son olarak The Market Watch diyelim. Orada da ekonomistler resesyonun kaçınılmaz olduğunu öngörmüştü. Peki nerede yanıldılar başlıklı bir makale görüyoruz. Ve burada aslında alt başlığa da baktığımız zaman para politikasına dair öngörülere karşı biraz daha şüpheci yaklaşın gibi bir başlık var. Pek çok ekonomistin çoğu resesyonu tahmin ederken Fed'in enflasyonu aşağı getirebilmek için ellerinden ne gelirse gelsin yapabileceklerine dair bir öngörüde olduklarını ve 1979 yılında Fed'in enflasyona karşı o büyük savaşı başladığında o zamanki dönemin başkanı Paul Volcker'in aslında burada bu sıkı para politikalarının bir resesyona yol açıp açmayacağı konusu sorulmuştu. Ve hemen şöyle bir cevap verdiği hatırlatılıyor. Evet, ne kadar erken olursa o kadar iyi. Yani bir resesyon olması aslında fiyatların enflasyonu aşağı getirirken bir resesyon olacağında kaçınılmaz olduğuna dair beklentileri beraberinde getiriyor. Ama şimdi burada Steve Hanke'nin geçtiğimiz yıl başında yaptığı tahminlere yer verilmiş ve orada Hanke'nin tahminlerinin biraz daha dogmatik olduğuna dikkat çekilmiş. Böyle bir eleştiri var. Biraz daha aslında faiz oranlarındansa Amerika Birleşik Devletleri'ndeki para arzına odaklandığı dikkati çekiliyor. Ve bu modelle ilgili de bu basit bir model olarak nitelendirilmiş bazı problemler olduğuna dikkati çekilmiş ve biraz aslında teknik detaylarda paylaşılıyor. Ve diğer para analizcileri gibi Hanke'nin M2 para arzına dikkat çektiği söylüyor ve bu biraz aslında nakiti biraz daha öngören bir para arzı olarak karşımıza çıkıyor. Ama bunların hepsini bir araya koyduğumuz zaman para politikası yapıcılar, yani ekonomistler aslında Fed'e parmak uzatıp onu suçlamayı seviyor ama tam olarak da öyle bir durum yok gibi bir görüş paylaşılmış The Market Watch'a baktığımız zaman. Ve şimdi ise Bloomberg Business Week Türkiye'nin haberi var. Yatırımcının 2024 rehberi diye uzunca bir makale kaleme aldı. Bloomberg HT araştırma analisti Burcu Kıratlı. Yeni yıldan herkesin beklentilerinin farklı olduğuna dikkat çekiyor ve piyasalara yön verenlerin ve paranın yönünü belirleyenlerin beklentileri bu aşamada biraz daha önem taşıyor demiş. Yatırımlara rehberlik edecek strateji raporları ve model portföylerin vizöründen 2024'de şöyle bir bakalımla başlıyor ve yılın temasının faiz indirimleri olduğuna dikkat çekiyor. 2024 yılını temelde ikiye ayırmak mümkün. Yılın birinci ve ikinci yarısında hem küresel hem de yurt içi piyasalar tarafından iki farklı senaryo gözlenebilir. Küresel tarafta ilk yarı yavaşlamanın ve enflasyonda katılık riskinin ön planda olduğu, ikinci yarıda ise olası faiz indirimlerinin risk iştahını desteklediği süreçler gerçekleşebilir. 2024 aslında kendinden bir önceki yılın belirsizlik mirasını devralarak yıla başladı diyor. Türkiye'deki makro görünüm çok detaylı bir şekilde bu makalede ele alınmış. Büyüme, ödemeler dengesi, bütçe dengesi, enflasyon, bunların hepsini görüyoruz aslında. Politika faizine dair beklentiler var ve burada aslında şöyle bir baktığımız zaman Merkez Bankası'nın Aralık ayındaki toplantısında Şahin tavrını sürdürerek Ocak ayında bir faiz artışı yapacağını ve faiz artışında zirve seviye olabileceğini sinyalini vermişti diyor. Ve burada asıl soru 25 Ocak'taki olası son faiz artışından sonra faizleri ne kadar uzun süre yüksek tutacağı ve burada borsaya dair, BIST endeksine dair bir strateji paylaşılmış. Ve piyasa hakkında beklentilerin şekillendiği olumlu noktalar ve olumsuz noktalar diye çok detaylı bir şekilde Burcu Kıratlı'nın burada analizini görmek mümkün oluyor. Bloomberg HT Business Week'te ve risklerden şöyle bir bakalım. Örneğin neler var bu yılın beklentileri arasında? Mali kesim hariç borsada işlem gören şirketler 2023 4. çeyrek döneminden itibaren enflasyon muhasebesini uygulamaya başlayacak.
2022 yılında rakamları revize olacak. Bu durum kar beklentilerinde bazı belirsizliklere neden olabilir diyor. İkinci olaraksa artan blok satışlar gibi risklerle piyasa likiditesinde zayıflama riski oluşabilir diyor. Bir diğer risk ise birkaç tane daha var aslında. Şöyle bir kısa özet geçmemiz gerekirse jeopolitik gerilimler artabilir. Başta petrol olmak üzere emtia fiyatlarında sert yükselişler olabilir. Bu durum finansal piyasalarda belirsizliği artırabilir diyor. Böyle de bu şekilde riskler paylaşılmış. Bankacılık sektörü, sigorta, emeklilik, hayat dışı, hayat ve emeklilik şirketleri, havacılık, perakende, gıda, içecek, telekom, bunların hepsi detaylı bir şekilde beklentiler dahilinde özetlendiğini görüyoruz. Bu özel dosyada yatırımcının 2024 rehberi haberinde. Ve şimdi dış basın ve Bloomberg Business Week'in detaylı özel dosyasını paylaştıktan sonra bir haber paylaşalım. Morgan Stanley ve JP Morgan yatırımcıların geçen hafta Mayıs ayından bu yana en kötü düşüşünü görmelerinin ardından 5 yıllık ABD tahvillerini almaya başlamalarını tavsiye etti. İki büyük Wall Street firması Morgan Stanley ve JP Morgan yatırımcılara 5 yıllık Amerikan tahvillerini satın almaya başlamalarını tavsiye ediyorlar. Morgan Stanley gelecek haftalardaki verilerin aşağı yönlü sürpriz yaratabileceği beklentileri üzerine hazine tahvillerinde bir toparlanma alanı görüyor. Morgan Stanley analistleri 20 Ocak tarihli bir notta daha az mali destek ve çok daha soğuk havayla birlikte Şubat ayında açıklanacak Amerikan faaliyet verilerine yönelik aşağı yönlü riskler var diye yazdı. JP Morgan ise getirilerin en son Aralık ayında görülen seviyelere tırmanması nedeniyle yatırımcılara 5 yıllık tahvil almalarını öneriyor. Ancak piyasaların Merkez Bankası faiz indirimlerine erken başlamak için fiyatlandırma konusunda hala çok agresif olduğu konusunda uyardı. 5 yıllık Amerikan tahvil faizleri geçen hafta 22 baz puan yükselerek 19 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, piyasa katılımcıları Fed'in bu yıl faiz oranlarını düşürebileceğine dair beklentilerini azalttılar. Ve sırada bugünün gazetelerinin ekonomi sayfalarında öne çıkan haberler var. İlk haberimiz Habertürk gazetesinden geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan astronot Gezer Avcı ile görüştüğü haberi burada paylaşılmış. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki Alper Gezer Avcı ile canlı bağlantıyla görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli uzay programımız kapsamında gerçekleştirdiğin bu kritik görevle çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm milletimize ilham kaynağı oldun dedi ve son astronotumuz olmayacaksın şeklinde de bir açıklaması var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın senin seyahatinle birlikte uzay çalışmalarında artık yeni bir dönemin kapısını aralık ifadelerini kullandı. Evet, şimdi Ekonomi Gazetesi'yle devam ediyoruz. Orada manşetteki haber, dış ticarette fiyat makası aleyhte açıldığı haberi. Türkiye'nin 2023 ihracatı salgın öncesi yıl olan 2019'a göre %41,7 büyüme kaydederken ihracatın kilogram değerindeki artış %27,6 seviyesinde kaldı. Ve bunun detaylarına şöyle bir göz atarsak ihracat fiyatlarının ithalat fiyatlarına oranını ifade eden dış ticaret haddi pandemiden bu yana aleyhte bir seyir izliyor denmiş. 2019-2023 arasında ithalat birim değerindeki artış %31,5 olarak gerçekleşirken ihracat değerindeki artış %16,7'de kaldı. Yani diğer bir ifadeyle salgın sonrasındaki ağırlıkla emtia ve enerji fiyatlarıyla iş gücü maliyetlerindeki yükselişten kaynaklanan birim değer artışı ihracat tarafında ithalatın yaklaşık yarısı düzeyinde kaldı. Yüksek altın ithalatı da makasın aleyhte açılmasında önemli bir rol oynadı. İhracatın kilogram fiyatı geçen yıl 1,57 dolara yükselirken 6 sektörde düşüş yaşandı denmiş Yener Karadeniz imzalı bir haber. Ve Hürriyet'in ekonomi sayfasıyla devam ediyoruz. Buradaki habere de baktığımız zaman Kızıldeniz bereketi haberi dikkatleri çekiyor. Kızıldeniz saldırılarının lojistikte yarattığı kriz ham madde dolaşımında ülkelerin ekonomilerine zarar verirken Türkiye'de bazı sektörler ilk çeyrek için sipariş artışı yaşıyor. İhracatçılar özellikle ambalaj, tıbbi sarf malzemeleri, mutfak eşyaları gibi sektörlerde Avrupa kaynaklı siparişlerin arttığını vurguluyor. Yasemin Salih'in kaleminden olan bir haber bu. Ocak rakamlarında dış ticaret yöneticileriyle konuştuklarında yansımaların göreceğini söylüyorlar. Şubat ayı siparişlerinin de çok iyi olduğu belirtilmiş ve konu
konuyu ilk olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe'ye sorduk. Gültepe henüz bariz bir sipariş artışı var demek için erken ama Kızıldeniz Avrupa'nın yoğun kullandığı bir güzergahtı. Eğer kriz bu şekilde devam ederse Türkiye'nin lehine bir durum sağlanır. Bunun kıpırtılarını hissetmeye başladık. Biraz daha izlemek lazım. Ocak ayı verilerinde bu etkiyi görebiliriz dedi. Ve şimdi Sabah gazetesiyle devam edelim. Orada da kripto varlık düzenlemesiyle gri listeden çıkılacak haberi dikkatleri çekmiş. Burada da Ekonomik Koordinasyon Kurulu dün bilindiği gibi gerçekleşti ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda yapıldı bu toplantı. Kripto varlık düzenleme taslağı, KİT reformu, devlet yardımları gündemiyle Ekonomik Koordinasyon Kurulu bir araya gelmişti ve toplantı sonrasında yapılan açıklamalarda dünya genelinde 1 trilyon doların üzerinde işlem hacmine sahip olan kripto varlıklara yönelik tasarının önümüzdeki dönemde yasalaşacağı belirtildi. Ve toplantıda kripto varlık düzenleme taslağı önemli gündem maddelerinden biri olarak öne çıktı deniyor. Ve kripto varlık ekosistemini düzenlemek amacıyla yapılan mevzuat çalışmalarında gelinen aşama değerlendirilmiştir. Taslak yasa teklifinin içerisinde yer alacak hususlar değerlendirilerek düzenlemenin önümüzdeki günlerde yasalaşmasıyla ülkemizin gri listeden çıkması için gerekli koşullardan biri yerine getirilmiş olacaktır deniyor. Ve Milliyet gazetesi var sırada. Oradaki öne çıkan habere baktığımız zaman tavukta fiyat makası açılıyor haberi dikkatleri çekiyor. Burada Aylin Rana Aydın imzalı bir haber. Bütün tavukla parça tavuk arasındaki fiyat makası açılıyor. Önceki yıllarda bütün tavukla parça tavuk arasındaki fiyat farkı 10 ila 15 lira düzeyindeyken şu an bazı ürünlerde 40 lirayı aşıyor denmiş. Ve bir taraftan da 807 milyon dolarlık beyaz et ihracatı olduğuna dikkat çekilmiş ve burada İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer'in açıklamaları var. Özellikle su ürünleri, kanatlı ürünleri, süt ürünleri gibi aynı zamanda temel gıda ürünü olan ihracat kalemlerimizde bu husus önem arz etmektedir. Yani ihracatın önünü açmanın iç piyasanın da kendi içinde dengelenmesinin etkisine arttığı yönde olacağını belirtiyor ve beyaz et ihracatının 2023 yılında 807 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ve en çok ihracat gerçekleştirilen ülkelerin ilk başını Irak'ın aldığını söylüyor. Ve son olarak da Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine bakalım. Herkes dava açmalı başlığını görüyoruz burada. TÜİK hissedilen enflasyonun açıklananın iki katı dedi. Ulusoy ise çağrı yaptı diyor. Ve burada şöyle bir detaylarına baktığımız zaman bilindiği gibi Türkiye'de enflasyon resmi ve gayri resmi olarak alıp başını giderken özellikle son yıllarda açıkladığı veriler sebebiyle tartışmaların odağında olan TÜİK bu konuda üstü örtülü ve ilginç bir savunmaya imza attı diye bir haber yazılmış. Ve dün ekonomim.com'da yer alan habere göre deniyor. Dün de biz de paylaşmıştık aslında sabah gazeteler çerçevesinde. TÜİK açıkladığı enflasyon verilerinin yurttaşlarca iki kat daha yüksek hissedildiğini hesapladı. Tüketici eğilim anketindeki sorulardan yola çıkarak hissedilen enflasyon oranını tahmin eden TÜİK'e göre aradaki fark tüketim alışkanlığı ve harcama kalıplarından kaynaklanıyor. Ve bunun dünyada örneği çok. TÜİK ayrıca bir dönem mahkemeye verdiği ENAG'da seçim genel seçim öncesi verileri şişirdiği iddia edip Mayıs 2023'teki seçim sonrası işlevini yitirdiğini iddia etmişti ve böyle bir durum var. Bakalım bu süreç nasıl işleyecek. Evet. Şimdi değerli bir isim bizimle birlikte olacak. Birazdan Cumhur örneği ağırlayacağız ama öncelikle Bürümcekçi Araştırma ve Danışmanlık Kurucusu Haluk Bürümcekçi'nin söyleşisini dün Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezer'in konuydu. Oradan verdiği mesajları izleyelim. Devam edeceğiz. Yeterli gibi duruyor ama o senaryolar tamamen hani şu senaryoda yeterli oluyor. Büyümenin işte yavaşlayacağı ki Merkez Bankası'nın kendi tahminlerinde çıktığı açığı tahminlerine bakarsan çok yavaşlaması gerekiyor. Oradaki şeye esas alınan yani 1-1,5 seviyesine. Halbuki gidişat öyle değil. Genel
yine yıl sonunda yayınlanan raporlara baktığımızda ya da ben baktığımda böyle 3,5'tan çok aşağı gözükmüyor gibi büyüme. Yılı çok iş talebin çok büyük bir güç kaybı olmadan kapattığını gördük. Dolayısıyla o senaryolar biraz zorlayacak gibi yani enflasyon anlamında. Ondan sonra da tabii Ocak ayında bizi oldukça yüksek bir enflasyon bekliyor gibi duruyor. Hani işte şey diyorduk ama yavaş yavaş korkmaya başladı. Geçen yılı aşmaz herhalde. 6.65'ti geçen yıl Ocak ayında. Aşmaz falan diye başta konuşuyorduk ama şimdi hani orayı hiç aratmayacak gibi de duruyor. Enflasyon bayağı sağlam gelebilir. Yani 6'lar civarında bir enflasyon bekliyor musun? Yani üstünde olur. Yani 6-6.5 olabilir gibi gözüküyor. Bayağı bir sağlam. Öteki aylara da yansıması olabilir. Böyle ilk çeyreğin zor geçeceğini bekliyordum. Hani çünkü asgari ücret artışının genel yansıması, vergi ayarlamaları falan derken ama henüz Cuma günü yayınlanan anketlere yansımış gibi durmuyor. Yani beklentileri henüz çok bozmuş gibi durmuyor. Özellikle birazcık yıl sonu beklentisini önceki ankete göre 41'den 42'ye çıkarmış ama ileri dönük beklentiyi bozmamış. Ama buna çok güvenmemek lazım, bozar. Yani 6 ve küsur gelirse bozulur bu. Bozulur. Yani bu süreci yönetmek biraz zor olacak gibi gözüküyor. Birkaç puan yukarı atabilir. Yani 75 olmasa da 73 falan olabilir yani şu andan bakıldığında. Evet, şimdi ise değerli bir isim bizimle beraber, Deniz Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Örnek. Merhabalar, hoş geldiniz. Günaydın Reyhan, yayınlar. Evet, benden daha çok aşinasınız aslında bu masaya. Biraz. Evet. Şimdi bu hafta Merkez Bankaları haftası diyoruz. İşte Avrupa Merkez Bankası var, borç bu sabah geldi. Beklentiler dahil herhangi bir değişikliğe gitmedi. Ama bir de tabii bizim Merkez Bankamız Perşembe günü önemli olacak. Orada bizim anketin, yani Bloomberg HT'nin anketine göre 250 bas puanlık bir faiz artışı beklentisi var. Vereceği mesajlar çok önemli olacak. Ve tabii örneğin beklentiler karşılanmazsa ne olabilir? Piyasalar nasıl tepki verebilir? Bu da bir soru. Sen ne bekliyorsun? Şimdi şöyle söyleyeyim Reyhan. Madem hani konuyu iki yönlü ele alalım. 2018-2021 yılında işte Gizem Kutay, ben burada araştırma tarafında görev yaparken ki yaşadığımız anket süreci ve işte dün Çağlar'ın işte Burcu'nun yapmış olduğu anket süreci. Yani yaşadığımız dönemin kıymetini bilelim anlamında bunu örnekleyeceğim. Çünkü biz 2018-2021 dönemi içerisinde anket yaptığımız zaman, ekonomistlerle konuştuğumuzda, arkadaşlarımızı aradığımızda işte Cumhur ne yapmalıyım mı söyleyeyim sana, ne yaparım mı söyleyeyim diye cevap veriyordu. İşte yıl sonu için bir tahmin sorduğumuzda, yani Cumhur, işte Gizem, Kutay, bu söylüyoruz ama hani ne kadar hani bunun arkasında durabiliriz bir soru işareti diye cevap veriyordu. Ama şimdi son 6 aylık döneme baktığımız zaman anketlerde muhtemelen işte ne yaparın şeyini ve ne yapmalı gibi bir açılım olmadan ekonomistlerimizin tahmin verdiklerini ve PPK toplantısı sonrasında bu beklentinin gerçekleştiğini, hatta belli noktalarda bozulan enflasyon görünümünü, beklentileri aşağıya çekilmek için bunun fazlasının da faiz artışı anlamında ortaya konduğunu, PPK metinlerinin içerisinde söz, hani sadece bir metinden değil ama önümüzdeki dönem içerisinde işte Fed'in meşhur kullandığı, senin de İngilizce'den Türkçe'den o forward guidance, sözlü yönlendirme hikayesini de koyduğumuz zaman PPK'nın içerisinde de bunların olduğunu görüyorduk. Dolayısıyla hani önce bir neydik, nereye geldik? Hani anketler kısmını cevaplayarak başlamak istedim. Sevindirici değil mi? Yani bu kadar piyasa beklentileriyle Merkez Bankası'nın adımlarını yakınsaması, yani verdiğin örnek çarpıcıydı. Çünkü hani ne yapmamız gerektiğini mi, yoksa ne yapacağını mı söyleyeyim? Bu sadece sevindirici değil. Sadece sevindirici bir haberden ziyade hani onun üzerine bir taş daha koyalım. Hani senin benim cebimden çıkan paranın daha az olmasına, yani ödenen faiz giderinin azalmasına yol açan da bir gelişme. Risk primini aşağıya çekerek. Çünkü bu senin sevindiriciye koyduğun ortaya kavramın içerisinde en önemli şey birleşen öngörülebilirlik. Dolayısıyla bu öngörülebilirlik konusu biraz daha masanın üzerine yatırılınca bunun ister istemez işte kredi risk primine, işte
300 bas puana geldiğini gördük. Aktardığın haberlerde işte yarın öbür gün eğer gri listeyle ilgili gelişmeler evet. olursa o bizi başka bir noktaya doğru götürebilir. İşte bugün hepimiz biliyoruz ki işte biraz önce Haluk abi de hani bahsetti enflasyon görünümünden. Hepimiz bugün biliyoruz Mayıs ayına doğru giderken %70 gibi manşet evet. enflasyonla karşılaşacağını. Bunu hazineciler de biliyor. Ama dönüp baktığında bugün 10 yıllık tahvil faizini bugün alt banttan geçerken 26'larda, 27'lerde görüyorsun. Evet. Dolayısıyla bu yavaş yavaş bazı beklentilerin de aşağıya doğru çekildiğinden yine bize ifade ediyor. Yine dün bu stüdyoda Bahçeşehir Üniversitesi'nden İbrahim Hoca'nın evet. ortaya koymuş olduğu bir şey vardı. Piyasa katılımcı anketi. Şimdi geçtiğimiz dönemde oradaki katılımcı sayısı da azalmıştı. Piyasa üzerindeki belirleyiciliği veya haber olma özelliği de nispeten azalmıştı. Evet. Şimdi oranın da yavaş yavaş bir parladığını görüyoruz. Yani yavaş yavaş böyle bir kutup yıldızı gibi bir görev görmeye başladığını, oraya biraz daha dikkatlerini dönüyor. Evet hala 36 olan enflasyon tahmini olan Merkez Bankası'ndan uzak bir yerde. Ancak yavaş yavaş işte bu hafta, geçen hafta Cuma günü geldi. 40'ın altına yerleşti. Yavaş yavaş dün İbrahim Hoca sol tarafa kaydığından da bahsediyor. Yani aşağıya doğru yakınsamaya başladı. Dolayısıyla bütün bu yapılanlar neyle oldu? İşte bu ankete verilen cevaplarla, bu anketin Merkez Bankası tarafından karşılık bulmasıyla. İşte bu hafta da dikkate alınması ve hani herkesin görmüş olduğu enflasyon gerçeği, fiyat artışı gerçeğinin bir sorun olarak kabul edilip buna da teşhis konup buna karşılığı çözümler üretilmeye çalışılması. Şimdi belki de bu hafta bunun son adımını göreceğiz. Ama bu konuyla ilgili olarak Merkez Bankası masadan kalkmak isteyecek mi, istemeyecek mi? Yine senin pası atarken bana söylediğin o mesajlarla ilgili olacak. Yani biz son dönem içerisinde 45'te yaptık, bitti. Buraya kadardı mı diyecekler? Yoksa işte 40 evet yaptık ancak işte oluşan jeopolitik riskleri yakından takip ediyoruz. Olur da işte bugün Brent petrol 80 doların altına almış ama teknik olarak belki 82'nin üzerine yerleştiğinde farklı bir noktaya götürebilir ki bunu götürebilecek de jeopolitik riskler hani dünyanın her yerine şu anda saçılmış durumda. Evet, maalesef. En büyük temalardan, en büyük risklerden biri de o jeopolitik gelişmelerin belirsizliği 2024 için. Ve hani oraya hani petrol fiyatlarına evet hepimiz işte model portföyleri kurgularken ve 2024 stratejilerini yaparken oraya bir petrol fiyatını bir şey yazdık koyduk ama hani bununla ilgili olarak riskler aşağı yönlü mü yukarı yönlü mü diye bana sorsan hani aşağıda gideceği yer çok sınırlı çünkü oraya aşağı çekildiği zaman hemen OPEC teki evet. üyelerin üretim kısıntısına gittiğini böyle bir 70-75 dolara bandına geldiği zaman aman daha aşağıya gelmesin diye evet. belli bir kararlar aldığını görüyoruz. O yüzden riskler orada da yukarı yönlü. O yüzden de hani bugün bu haftaki PPK'dan elbette diğer piyasadaki oyuncuları gibi 250 bas puan faiz artışı bekleniyor, bekliyoruz. Bununla itibariyle PPK metninde sadece hani şey yapacak, yaptık bitti mi yoksa yaptık hala masadayız. Gerekirse biz bunu yine arttırmaktan da çekinmeyiz. Çünkü bu zamana kadar zaten %8,5'tan 45'e kadar getiren bir irade gördük. Evet. Ve bunun yansımaları da hem piyasada, ikincil piyasada oldu. Ama başka tabii şeyleri de var. Bu zamana kadar nasıl diyelim, alınan kararlar, kamu kurumuysanız toplumsal faydayı maksimize edecek kararlar almanız gerekiyor diye ben düşünüyorum. Ama bu zamana kadar işte o bahsettiğim dönemde 2018-2021 veya işte bu seçim dönemine kadar hatta oraya kadar uzatabiliriz. Alınan önlemlerin toplumsal faydayı maksimize edip etmediği bir soru işareti. Bugün çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde de hayat pahalılığı var. Evet. Asgari ücret artışları konusunda da var. Emekli ücretlerindeki artışlar da var. Kirada var. Gıdada var. Maalesef. İrfan Donat yazıyor. Evet. Özel okul ücretlerinde var. O zaman hani uygulamış olduğumuz politikanın bu geçtiğimiz dönem içerisinde seçimden önce toplumsal faydayı maksimize ettiğini pek de söyleyemeyiz. Evet, peki yani bu hani fiyat ya burada bir bozulma var hani bu hareketlerde, bu fiyat davranışlarında. Bunun biz ne zaman gitmesini bekleriz? Ya da hani Mayıs'ta evet yani %70 veya biraz daha üzerinde bir enflasyonla zirveye ulaşıp sonrasında gerileme beklentisi var ama o zamana kadar bu fiyat davranışlarındaki bozulma tam olarak yönetilemezse o zaman hani hem Merkez Bankası farklı bir adım atmak zorunda kalabilir mi? Hem de
Hani başka bir tabloyla karşılaşma ihtimalimiz olabilir mi? Ne dersin? Oradaki konu şu olabilir. Bizim beklentilerden daha uzun bir süre biz bu işte %45'li ya da 40'lı seviyelerde bir faizle yaşamak zorunda kalabiliriz. Dolayısıyla oradaki beklentileri ne kadar çabuk kırabilirsek, ki bizi bu döneme getiren noktaya baktığımızda biz negatif reel faiz uyguladık, talebi öne çektik, talep enflasyonu yarattık. Öbür taraftan hocalarımızın sürekli olarak hani akademisyenlerin belirttiği bir verimsizlik ülke tarafındaki şey var. Kamu harcamaları var. Öbür taraftan tedarik zincirlerindeki bozulma var. Bütün bunlara negatif reel faiz uyguladığımız noktada döviz kurundaki yaşanan yukarı yönlü hareketin getirmiş olduğu bir maliyet baskısı var. Dikkat edersen bunların hiçbiri fiyatları aşağıya çekebilecek ölçülerde değil. Dolayısıyla bütün bu saydığım 5 bileşenin yanına bir de beklentileri koyunca 5+1. Hani o beklentiler de senin söylediğin gibi işte aman bugün işte bu fiyatlara ben bunu yansıtabilecek fırsatım varken. Şimdi mesela Ocak ayı hani hemen hemen herkes işte biraz önce Haluk abi de söyledi. Asgari ücretle ilgili olarak hani bu ay araya zammı ne kadar sıkıştırabilsem sıkıştırayım. Evet. Hani fiyat artışlarını. Önümüzdeki dönemde böyle bir şansım olmayabilir mantığı olabilir. O yüzden de bütün bunların bu bileşenlerin her birini tek tek hani ele alıp esasında bunun yapılabilecek en kısa yolu ve en çabuk yolu ve en elimizde yolu TL'nin faizini doğru bir yerde belirlemek. Bu kendi elimizde. Ondan sonra piyasadaki dolaşan TL miktarını yine belirlemek, o da bizim elimizde. Bunlar işin kolay yolu ama esas işin uzun, çakıl taşlı, hani ne kadar meşakkatli yolu dersen, o verimlilik artışı ve bizim bu üretim içerisinde kullanmış olduğumuz o ham maddelerdeki döviz girdisindeki azalma. Onu da hani bu, evet, kısa dönemli hani taktik bir çözümümüz var ama stratejik olarak da işte bu yenilenebilir enerji olayı çok hani bir tesadüf bir olay değil. Ya da işte bizim doğalgaz yatırımlarımız ya da petrol yatırımlarımız önümüzdeki dönem işte cari açık faturasını aşağıya getirmek için, bunlar tesadüf değil. Ama bizim kısa vadeli beklentileri ve o risk primini aşağıya getirecek söylemlere ve eylemlere ihtiyacımız vardı. Onların hani büyük bir kısmı yapıldı. Belki bu haftada dediğim gibi son nokta demiyorum ama noktalı virgül olursa Merkez Bankası eline böyle bir bedavaya bir opsiyon alıp piyasa masada olduğunu hissettirebilir. Bunu da Hakan Kara Hoca hep kullanıyordu. Yani oraya gerektiğinde faiz artışından kaçınmayacağız ifadesi piyasa için çok şey anlamı ifade ortaya ediyor, koyabilir. Yani o sözel yönlendirme dediğin işte sanıyorum ki en büyük, en önemli gelişmelerden bir tanesi o olacak. Yani verilecek mesajlar çok önemli ve piyasalarda hani bu detaylara bakıp biraz daha yön bulabilir ama şimdi borsa tarafında da hani böyle bir hikaye eksikliği mi var? Ne var tam olarak? Bilmiyorum, hani para eksikliği var. Hikayeden ziyade para eksikliği var. Çok doğru da bir teşhiste bulundu. Likidite eksikliği de var. Bu çünkü geçtiğimiz dönem içerisinde özellikle seçim sonrası yaşanan rallide endekste yaşanan işlem hacmi 200 milyar TL'nin üzerinde rakamları biz rahatça gidebiliyorduk. Bugün 100 milyar, BIST 100, yani BIST 100, 100 milyarın altında kalıyor. Tüm olarak baktığında 110-120'ye doğru gidiyor. Sahiplik yapısında çok ciddi değişiklikler vardı. Kredi risk priminde oluşan, TL'ye ulaşımda olan mevcut düzenlemeler yabancı girişini sınırlıyordu. Şimdi yavaş yavaş işte neyi konuşuyoruz? Yurt dışı yerleşiklerin getiri eğrisinin uzun tarafındaki tahvillerimize bir ilgi olur mu olmaz mı? Son dönem içerisinde işte Aralık ayı işlemleri açıklandı yurt dışı yerleşiklerin. Daha çok orada bankacılık endeksinin üzerine geldiklerini, sanayi tarafta Türk Hava Yolları'na geldiklerini görüyoruz. Dolayısıyla borsa tarafındaki şu anda yaşadığımız patinaj şu likidite ile karşılaşıyor. Bizi borsada yukarı doğru iten ana faktörlerden bir tanesi elbette yurt içindeki yerleşiklerin bir anda halka arzlarla birlikte hesap sayısının ciddi oranda artması, oraya doğru gelmesi, bir enflasyon kaygısı içerisinde varlıklarını koruma çabası ve buna döndüklerinde bankalardan almış oldukları sabit getiri tarafında mevduat faiziyle bunun örtüşmemesi. Şimdi geriye doğru, yani bu yumağı böyle ileri doğru saydık, şimdi biraz da geriye doğru sarıyoruz. Geriye doğru sararken de en önemli bileşenlerden bir tanesi de krediler.
Hisse senedi kredileri tarafında şimdi geçtiğimiz dönem içerisinde enflasyon görünümü o almış başına gitmiş %40, 50, 60 gibi rakamları konuşurken hisse senedi kredileri %25, 30'lu seviyelerle krediler kullandırabiliyorduk biz. Politika faizindeki düşüşe paralel. Şimdi yatırımcı da bir yandan KKM veya mevduat faiziyle giderken %20 ya da enflasyonla bakalım %20 ile kredi kullanabiliyorum. Şirketlerin cirolarındaki artış enflasyon kadar olsa, karları bu kadar olsa arasında bir ters makas var. O zaman ben hisse senedi kredilerine bir talep göstereyim. Dayanak varlıkla bununla birlikte kendimi fonlayarak hisse senedi yatırım. Şimdi buradan da biraz geriye geliş söz konusu. Çünkü artık işte hisse senedi kredisi dediğin şey %55-60 ile başlıyor. Şirketlerimizin bunu karşılayabilecek temel ileriye dönük hikayeleri veya temel faktörleri var mı? Evet, bazı sektörlerde var, bazılarında yok. O da senin dediğin gibi işte endeksi 8000 seviyesinde patinaj çektiriyor. Evet, biraz böyle hani bir testere piyasası olduğundan bahsediliyor son birkaç aydır. Ve işte 8000 belki teknik değil ama psikolojik bir seviye oldu. Oradan da hani böyle ne çok uzaklaşıyor ne üzerine çıkabiliyor. Böyle yatay dediğin gibi yani patinaj tam kelimesi oldu galiba. Genel anlamda hani evet endekste hani 8100'e doğru gittiğimiz zaman bir kar satışının geldiğini görüyoruz. İleriye doğru bizi götürebilecek önemli de gelişmeler var. Bunun da en önemli bileşenleri şu an araştırma departmanlarının, departmanlarımızın kendi kendine sorduğu şey... Bu enflasyon muhasebesi ne olacak? Evet. Bu enflasyon büyük bir kafa karışıklığı yaratıyor değil mi? Yani en azından yani kafa karışıklığından ziyade işin biraz daha matematiğe dökerken, değerlemeleri yaparken, karlılığa bakarken veya temettü beklentilerini ölçerken hani kafalarda böyle bir acaba sorusunu, evet senin söylediğin gibi soru işareti, kafa karışıklığı ne dersek diyelim hani bir şey var. Bir temkinli bir duruş söz konusu. Peki sence şimdi bilanço sezonu da başlıyor ya bilanço okurken vesaire hani biraz daha böyle farklı bakmak durumunda kalmalı mı yatırımcılar? Hani orada bir değişiklik olacak mı? Yani oradaki konu şu, şirket bir defa hani ihracat odaklı mı? İhracat odaklıysa hangi pazara yapıyor? Şimdi Avrupa tandanslıysa Avrupa tarafında çok böyle işlerin yolunda gittiğini söyleyemeyiz. Jeopolitik körfez ülkeleriyle ilgili olarak hani pek çok şey vardı, beklenti vardı. Özellikle seçimden sonra ortaya konulan işte bu yenilenebilir enerji veya pek çok iş ortaklığı ile ilgili. Oradaki mesela birkaç gerçekleşme, imza orada bizi bir noktaya götürebilir. Şu aşamada dışarıdan bulduğumuz gerek özel sektörün gerek hazinemizin yapmış olduğu borçlanmalar son derece önemli. Artık borçlanmalarımızın değişken faizle değil de sabit faizle olmuş olacak olması ve buraya bir ihaleye çıktığımız zaman bunun bir fazla taleple karşılanması. Bunlar böyle yavaş yavaş içeride yeni hikayelerin oluşmaya başlamasına neden olacak. Biz sadece borsayı tabii ki yurt içi yerleşiklerin risk barometresi, artık dolar risk barometresi olmaktan biraz çıktı. Orası biraz yönetilir, yönlendirilir bir hale gelince, enflasyon kadar gidince ve İlgi de biraz artık dövizden borsaya kayınca bizim risk barometremiz biraz borsa oldu ama tahvil tarafında da esasında bir coşku var. Yani enflasyon görünümüyle baktığımızda elbette %5'lik bir enflasyon hedefine karşılık %10 10 yıllık tahvil faizine 25 kulağa yüksek geliyor ama geldiğimiz yerleri düşünecek olursak eğer ve kuryen likiditeyi düşünecek olursak bunlar böyle sevindirici gelişmeler. Evet. Biraz da yurt dışına bakalım dilersen. Orada da işte merkez bankalarının haftası dedik. Borcdan herhangi bir politika değişikliği gelmedi. Yalnızca önümüzdeki yıla ilişkin olarak enflasyon beklentisi %2.8'den %2.4'e revize edildi. Yakın dönemli faiz -0.1'de sabit kaldı. Şimdi Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası var ama esas sanıyorum ki hani borç tarafında tabii yenin performansı ne olacak dolarla alakalı olarak bu merak ediliyor. Onun dışında da işte Avrupa Merkez Bankası'ndan çıkacak mesajları izleyeceğiz ama Fed mi ECB mi önce hareket edecek en büyük tartışmalardan biri de bu. Senin beklentin nasıl acaba o cephede yurt dışında? Oradaki konularda genelde hani böyle yurt dışındaki merkez bankaları hani penaltı atışını böyle ters köşe atmayı sevmiyorlar. Daha çok da göstere göstere penaltı atışını yapıp kalecinin kurtarmasını sağlar. Çünkü bir dalgalanmayı istemiyorlar. Bunun en tipik örneğini geçtiğimiz son çeyrek içerisinde
işte Japon Merkez Bankası'nın bir değişiklik yapsam mı gibi ufak bir haberi geldi. Orada yeni yaşamış getirilsin evet. Kaldırılması değil mi? Evet. Ve oradaki yaşanan Japon yenindeki oynaklığı hep birlikte takip ettik. Evet. Şimdi zayıf yenle beslenen bir Japon ekonomisi var. Dolayısıyla bundan da kolay kolay vazgeçecekle benzemiyorlar ve bunun getirmiş olduğu bir rekabet avantajı da var onlara. Hani biz yine finansal piyasalarda kalalım. İhracatı, ithalatı bir kenarda bırakalım. Bugün bile Nikkei borsasıyla Şangay veya Hang Seng'i yan yana getirsen, yılbaşından bu yana bile, son bir aya bile baksan, bir tanesi %10 arttı, öbürü %10 ekside. Böyle bir ciddi ayrışma söz konusu. Nikkei geçen sene de çok iyi performans gösterdi değil mi? İşte buradaki konularda hep böyle ihracat odaklı şirketlerin getirmiş olduğu hisse performansı. Bundan da kolay kolay, yani bu benim hatırladığım işte 2012'den beri devam eden bir süreçle başlıyor. Ondan sonra da onun getirdiği bir rekabet avantajından da bugünden yarına değiştirmeye çalışmayı söylemeniz bile, yani yapmanız değil söylemeniz bile veya ima etmeniz, söylemeyi bırak ima etmeniz veya bir kulis haberle bunu ortaya koymanız bile ciddi oynaklığı beraberinde getiriyor. Şimdi buradan tabii ki bir noktada dönüp dolaşıyor. Eğer de bir yerde bir problem varsa, ister bu duran varlıklarla ilgili olsun veya duran varlıkların üzerine yazılmış türev ürünlerle ilgili olsun veya hisse senediyle ilgili olsun, hemen fatura kamuya çıkartılmaya çalışılıyor. İşte Çin'de de son bir yıldan beri konut piyasasında veya gölge bankacılıkta olan gelişmelerin faturasının anlaşılan o ki kamu tarafına veya ekonomi yönetimine evet. gelmesine şey yapıyor. Ve burada da tabii ki siz bir defa şu bardağı öne doğru sürdüğünüz zaman dahasını da istiyor piyasa. Bugün gördüğümüz kadarıyla işte son 2-3 günden beri özellikle Hang Seng Endeksinde %2'lik, 3'lük evet. ciddi kayıplar vardı. Bugüne baktığımızda anlaşılan o ki bir böyle bir 250-300 milyar dolarlık bir enjeksiyon haberi orayı yukarıya doğru almış. Gözüken o ki yani hem Çin tarafında bir ekonomik yavaşlama, Avrupa tarafında bir ekonomik yavaşlama, bunlar hisse senetlerini aşağıya getiren şeyler. Sırf hisse senetleri aşağıya gelmesin diye de finansal koşulları gevşek tutmaya çalışan kamu otoriteleri. Bunun arasında böyle bir gidip gelecek birkaç tane de böyle jeopolitik riski ortaya koyduğumuzda, yani ben geçen hafta da aynı şeyle hani Zeynep'le kapatmıştık. Küresel piyasalarda ilk 6 ay bu şekilde böyle bir senin deyiminle testere piyasasıyla sadece içeride değil dışarıda da devam ederiz. Yani aslında beklentiler daha farklıydı. 2023 başında biz resesyon bekliyorduk, daha kötü bir tablo bekliyorduk. O olmadı. Şimdi 2024'de de yani geçen yılın sonunda hatırlıyorum beklentiler daha olumluydu. Bir anda işte inanılmaz bir coşku vardı. Fed faizleri Mart itibariyle indirmeye başlayacak diye. Ama sanıyorum ki hani geldiğimiz nokta itibariyle ocağın yarısını hatta ocağın sonuna yaklaşıyoruz. Biraz orada beklentiler değişmiş gibi, böyle hani piyasaların yüzüne su çarpılmış gibi. Ya yani oradaki konuş bence şöyle bir durumla söz konusu. Enflasyon görünümü henüz onların hedefi olan ve hani tutmaya yemin ettikleri %2'ye yakınsadı mı ya da yakınsayacak mı ya da hangi dönemde yakınsayacak bence hala soru işareti. Ve bu çerçevede baktığımızda Fed bir de bütün merkez bankalarının hani amiral gemisi olarak gibi düşünecek olursak evet. hani o geminin dümenini kırmak veya kırmaya başlamak açıkçası hani böyle masada her şeyin pürpak net olması gerektiren de bir konu. O yüzden de Mart konusunda ben piyasanın fazlaca acele ettiğini düşünüyorum. Çünkü diyelim ki Mart'ta indirmeye başladı. Evet. Herhangi bir nedenden ötürü enflasyon görünümünde bir bozulma olduğu noktada yeniden yukarıya doğru almak için bu sefer Fed erken mi düğmeye bastı diye tartışmalar masaya evet. yatırılmaya başlanacak. O yüzden birazcık daha temkinli bir duruşla devam edebilirler. Ama işte geçtiğimiz hafta %70'ti evet. olasılık. Bugün %40'a düştü. Bu hafta Cuma günü işte çekirdek tüketim gelecek. Orada farklı bir tabloyla karşılaşırsak bambaşka bir yere gidecek. Böyle işte bir bekleyip göreceğiz yani. Fazlaca. Çok çok teşekkür ediyoruz. Deniz Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Örnek bizimle. Beraber de kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından ilk söz devam edecek. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Müzik
Bloomberg HT Dubai temsilcisi Ersoy Erkazancı bizimle beraber. Ersoy, günaydın, hoş geldin. Asya'nın ve Orta Doğu'nun gündemini, piyasalarda yaşananları, son gelişmeleri senden dinleyelim. Reyhan, günaydın. Evet, Japonya Merkez Bankası toplantısı vardı bugün. Dün başlamıştı. Bugün pek çok kimse böyle bekliyordu. Yani bir değişikliğe gitmesini beklemiyordu. Öyle de oldu. Mevcut politika faizini, eksi 0.1'de olan politika faizini bıraktı. Bir tek enflasyon hedefini biraz aşağı yönlü revize etti. Bir de toplantı sonrası UEDA'nın basın toplantısı oluyor. Daha sonra henüz gerçekleşmedi. Bazen farklılık gösteriyor ama bakıyorum Nikkei çok hafif de olsa artıda. Diğer taraftan Çin'le ilgili bir haber vardı, kesinleşmedi ama Çin piyasaya 2 trilyon yuan ya da 278 milyar dolarlık bir teşvik vermek istiyor. Biliyorsunuz son zamanlarda Çin borsası çok sert düşüyordu. Bu piyasayı çok yukarı çekmedi ama Hong Kong artıda. Hem bu haber hem de daha önce bir oyun sektörüyle ilgili yeni bir regülasyon gelecekti. Draft bir regülasyon vardı. Bunu internet sitesinden kaldırdı. Bu da Tencent gibi oyun şirketlerinin yukarı çıkmasına sebep oldu. Yani Çin şu an artıda değil ama Hong Kong'un ciddi artıda olduğunu söyleyebilirim. Bir de sene başından beri Hong Kong çok düşüyordu Reyhan. Bu düşüşler sonrasında Hindistan borsası Hong Kong'u dünyada geçti. Dördüncü en büyük borsa olmuş durumda. Genele bakarsak Asya'da daha çok artılar olduğunu söyleyebilirim. Amerikan borsası da artıyla kapattı. Petrolde dün sert yükseliş oldu. Bugün hafif ekside ama 80 doları uzandan beri görmüyordu. Brent 80 dolar seviyesinde. Dün Ukrayna, Rusya'nın Baltık denizi kıyısındaki bazı enerji tesislerini drone'la vurdu. Ukrayna-Rusya savaşını tekrar hatırladık diye haberler vardı bugün. Yine Amerika, İngiltere, Yemenli Husi hedeflerini vurdu. 8 farklı hedefi vurdu. Bunlar biraz petrol yukarı çıkardı. Hatırlarsan dün de Libya'nın Şarara bölgesinin piyasaya geri dönüşü, üretime geri dönüşü biraz petrolü aşağı çekti demiştim. Bir de bir haber daha dikkatimi çekti. Çin'in 2023'te aldığı petrolde Rusya, Suudi Arabistan'ı geçmiş durumda. Suudi Arabistan'ın üretim kesintileri de vardı biliyorsun. İsrail'in Güney Gazze'deki saldırılarının arttırdığı haberleri yine dikkat çeken haberlerde. Son olarak da Suudi Arabistan'ın Varlık Fonu PIF, Public Investment Fund, o da tahvil ihracatına gitti. 5, 10 ve 30 yıllık tahvilde 5 milyar dolarlık tahvil satışına gitti. Son başlıklar benden böyle Reyhan. Evet, çok teşekkür ediyoruz Ersoy Erkazancı'ya ve devam ediyoruz. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu. Bloomberg HT.com'da öne çıkan haberlerle devam edelim. Goldman ekonomisinden faiz mesajı başlığında. Goldman Sachs'ın baş ekonomisti Jan Hatzius, ABD ekonomisi yumuşak iniş yaparken Mart'ta bir faiz indirimi mantıklı olur değerlendirmesini bulunuyor. Ve Salı günü Hong Kong'da Bloomberg Television'a bir röportaj veriyor ve Fed yumuşak iniş gerçekleştirme yolunda ilerliyor. Açıkçası bunun garantisi yok ancak gördüklerim hoşuma gitti değerlendirmesini yaptı. Bir yandan da burada kesinti yapmalarının gerekli olduğunu düşünmüyoruz. Ancak bu sinyallerle tutarlı olacaktır. İşten çıkarmalar çok çok düşük olmaya devam ettiği için iş gücü piyasası sağlam durumda şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Bir sonraki habere bakalım. MIT'den bir açıklama var. Yapay zeka henüz korkulan kayba neden olmayacak diyor. MIT Üniversitesi Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuvarı'nın yaptığı yeni bir çalışmanın sonucuna göre yapay zekanın yer değiştirmesi riski altında olduğu belirlenen mesleklerin çoğunun şu anda otomatikleştirilmesinin ekonomik açıdan faydalı olmadığı yönünde. MIT araştırma bilimcisi Neil Thompson,
Yaklaşmakta olan yapay zeka kaynaklı iş gücü kaybı bazı yorumcuların önerdiğinden daha yavaş ve daha az dramatik bir şekilde gerçekleşecek açıklamasını yaptı. Ve bir taraftan da yapay zekanın yer değiştirmesi riski altında olduğu belirlenen işlerin çoğunun aslında ekonomik açıdan şu an itibariyle faydalı olmadığı yönünde, yani maliyetinin yüksek olduğuna dikkat çekilmiş. Ancak şöyle bir tahmin daha var haberin içerisinde yer alan. Goldman Sachs, yapay zekanın önümüzdeki birkaç yıl içerisinde tüm iş gücü piyasasının %25'ini otomatikleştirebileceğini tahmin ediyor. Farklı farklı tahminler tabii ki gelmeyi sürdürüyor. Şimdi bir haberle veda edelim. Türk Lloyd'un 62. kuruluş yılıyla Uluslararası Klaslama Kuruluşları Birliği olan IEX'e üye olması münasebetiyle bir organizasyon düzenlendi. Ve orada IEX Başkanı ve Genel Sekreteri yanında Türk Denizcilik Camiası da katıldı. Türk Lloyd'u Başkanı Profesör Doktor Erol Erdoğan, dünyadaki gemilerin %90'ından fazlasını klaslayan birliğe üyeliğinin Türkiye'ye büyük fırsatlar yarattığını belirtti. Bu haberle veda edelim. Yeniden görüşmek üzere. Deniz ve deniz dışı endüstriyle savunma sanayinde hizmet veren Türk Lloyd'un geçen Kasım'da kısa adı IACS olan Uluslararası Klaslama Kuruluşları Birliği'ne 12. üye olarak katıldığı duyurulmuştu. Küresel kargo taşıma tonajının %90'ından fazlası için kural ve standartları belirleyen birlik, Birleşmiş Milletler Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün danışmanı statüsünde bulunuyor. Türk Lloyd'un birliğe katılması münasebetiyle düzenlenen organizasyonda, Bloomberg HT'ye konuşan Türk Lloyd Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Oral Erdoğan, güvenli gemi, temiz deniz mottosuyla çıktıkları yolda küresel otorite olarak kabul edilen IACS üyeliğini elde eden Türk Lloyd'un artık küresel bir oyuncu olduğunu ifade etti. Türkiye'nin filosu gerçekten hızla büyüdü. Denizcilerimizi burada gerçekten tebrik ediyorum. Filomuz 40 milyon deadweight'i aştı. Yani Türk sahipli filo 40 milyonu aştı. Bu kadar hızla büyüyen filonun ise %75'ten fazlası yabancı bayraklı. Öte yandan bu kadar büyük bir filomuzun çoğu başka Lloyd'lar tarafından klaslanıyor. Çözmemiz gereken konu açık, ortada. Hep beraber öncelikle kendi ülkemizin sahibi olduğu gemileri kendimizin klaslaması, kendimizin bayrağını taşımasını biraz mümkün kılmamız gerekiyor. Ajax üyeleri dünyadaki klaslamanın %90'dan fazlasını yapıyor. O 11 üye, bizden önceki 11 üye. Biz şimdi oradan hiç değilse 500 tane, 1000 tane gemiyi alalım dememize bile gerek yok. Onlar için çok büyük bir pay da değil o. Bizim için ise çok büyük bir pay. Çünkü bizde şu an 500 kadar gemi klasta, Asya'da olmak üzere. Çok büyük yeni inşa pazarı var orada. %85'ten fazlası yeni gemilerin orada yapılıyor. Kore, Çin, Japonya ağırlıklı olmak üzere. O bölgelerde bizim etkinleşmemiz gerekiyor. Pazarda yerimizi büyütmemiz gerekiyor. Bu anlamda biz bir milli kuruluşuz. Hepimize görev düşüyor. Türk Lloyd'u hepimizin. Şu anda Türkiye'de diğer Lloyd'ların çok daha fazla, bizden çok daha fazla yaptığı faaliyet var. Biz bir kere burada payımızı artırmamız gerekirken bizim de onların ülkelerinde de yapacağımız çok iş olacak. Uluslararası Klaslama Kuruluşları Birliği Başkanı Roberto Cazzullo ise klaslama kuruluşları olmadan deniz ticaretinin mümkün olamayacağını belirterek Türk Lloyd'un birliğe üyelik için gösterdiği çabayı takdir ettiklerini söyledi. Türk Lloyd'una üye olabilmek gerçekten büyük bir çaba sarf ettik bununla beraber ve aynı zamanda Türk Lloyd'da buradaki birliğin bir parçası oldu. Peki Türk Lloyd'undan neler bekliyoruz derseniz, orada Türkiye'nin bu konudaki endüstrisinin sahip olduğu bütün bilgilere sahip olabilmek, üretim olsun, gemi sahipleri olsun, teknoloji olsun ve biz Türk Lloyd'unun burada çok iyi bir iş çıkaracağını düşünüyoruz. Cazzullo ayrıca Türk Lloyd'un da dahil olduğu birliğin Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün çalışmalarına katkıda bulunmaya istekli olduğunu, öte yandan denizcilikte alternatif yakıtların kullanılması, gemilerin dijital ağa entegre olması gibi konularda yakın gelecekte önemli katkılar sunmayı hedeflediklerini söyledi. Uluslararası Klaslama Kuruluşları Birliği Genel Sekreteri Robert Ashdown, Türk Lloyd'un birliğe üye olarak büyük bir başarıya imza attığını belirtti.
Türk Lloyd'u gerçekten de çok önemli bir başarıya imza attı Ajax'e dahil olarak. Çünkü Ajax çok iyi bir standarda sahip olmanız gerekiyor. Ama ve Türk Lloyd'u da bunu göstermiş oldu. Ben burada tebriklerimi iletmek istiyorum. Türk Lloyd'unun en yeni üyemiz olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Ajax küresel gemi ticareti anlamında çok önemli bir rolü var. Ve daha fazla geminin bir şekilde bütün üyelerine sahip olması ve aynı zamanda direkt olarak uluslararası olarak deniz güvenliği sağlanmasında büyük bir rol oynuyor. Ajax'e üye olduktan sonra orada yeni ticari fırsatlar yakından takip edebilir ve işte mevcuttaki gemiler ve yeni gemiler için önemli süreçler olabilir. Ashton, deniz ticaret rotalarındaki güvenlik risklerine ilişkin de açıklamalarda bulunarak uzun zamandır görülmeyen bir jeopolitik istikrarsızlık dönemiyle karşı karşıya olunduğunu söyledi. Jeopolitik gelişmeleri takip ediyoruz. Son 10 yıldır görmediğimiz sıkıntılarla karşı karşıyayız. Umarız ki daha iyi olur. Ve şu anda karşılaştığımız zorluklar daha çok operasyonel zorluklar ve küresel talep canlı olmasına rağmen burada operasyonlarımızı en yüksek standartlarda devam ettirmeye çalışacağız. Bir şekilde burada operasyonların devam etmesi ve her zaman uluslararası standartlara, kurallara uygun şekilde bunun gerçekleşmesi için adımlarımızı atacağız. Türk Lloyd'u Başkanı Profesör Doktor Oral Erdoğan, Türkiye dünya ekonomisine bir paydaş olacaksa Türk Lloyd'u gibi know-how üreten kurumlara kıymet verilmesi gerektiğini belirterek, bu işin fikir üretme, mühendislik tarafında ne kadar varsanız ekonomi tarafında da o kadar ciddi alınırsınız dedi. Erdoğan bu bağlamda Türk Lloyd'un istihdamla ilgili yeni planları olduğunu aktardı. Uzmanlık seviyesi oldukça ileri, onu söylememiz gerekiyor. Bize girenlerden bazıları 6 ay sonra, 1 sene sonra başka yerlere çok daha cazip bir iş buldum diye geçe de biliyorlardı. Ama Ajax üyeliğiyle birlikte o rüzgar da biraz terse döndü. Biz çok güçlü bir burs politikası izliyoruz. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde tüm üniversitelere yönelik mecburi hizmet karşılığı veya hizmet karşılığı burs açıklamamız olacak. Tüm üniversiteleri de davet edeceğiz. Onu buradan Bloomberg vasıtasıyla, HT vasıtasıyla duyurmak istiyorum.